Sağ Expo'da tabii ki TEİ Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Akşit'i yakaladık ve son gelişmelerle ilgili bazı sorularımız olacak. Sık sık sizlerle güncelleme gerçekleştiriyoruz. En son TF6000 detaylarını konuştuk. Üzerine ne geliyor diye ben ilk sorumu sormak isterim size. TF6000 motorumuz bir turbofan motoru biliyorsunuz. Bu konfigürasyonun art yakıcısı yok. Şu anda sunduğumuz modelini gösterdiğimiz motorun. Tabii bunun bir de art yakıcısı çalışması devam ediyor. Bu fuara yetişmedi ama inşallah bir dahaki fuara bir TF10000 inşallah görebiliriz. Yani aynı motorun 10.000 librelik itkili versiyonu da inşallah yetiştirmiş oluruz diye bekliyorum. Tabii bunun da imalatı şu anda tam sürat devam ediyor inşallah. Siz yeni yılın ilk aylarında muhtemel çalıştırması başlayacak demiştiniz. Onunla ilgili bir gelişme, bir son bilgileri de hazır sizden alalım. Oradaki haberler o kadar iyi değil. Çünkü tedarik zincirinde tabii malumunuz biz motoru biz tasarladık. Motorun bütün ana gövdesini asıl motor kısmını biz üretiyoruz ama gördüğünüz gibi üstünde bayağı bir aksesuar var. Yakıt pompaları, yağ pompaları, dişli kutuları falan filan. Bunların ciddi bir kısmını dünyadaki tedarik zincirinden tedarik ediyoruz. Fakat bunlarda bazı aksamalar var, hala da oluyor. Bazı ambargoya uğradığımız şeyler oluyor. Onların alternatiflerini bulmaya çalışıyoruz. Gizli veya açık ambargo diye. Yani adına ambargo demiyorlar ama biz artık size bunu tedarik edemiyoruz diyorlar. Soruyorlar devlet, kendi devletlerine. Onlar da vermeyin diyorlar. Ne yazık ki bu hayatın gerçeği. Bizde öyle olunca tabii buna alternatifi geliştirmemiz gerekiyor. Bu da bir zaman kaybı doğal olarak. Şu anda ilk 3 aya yetişmesi biraz zor gözüküyor. Olsun geç olsun güç olmasın ama bizim olsun diyoruz. Hedefimiz zaten şöyle söyleyeyim, daha önce de belirtmiştim. Bu karmaşıklığı, bu kompleksite bir motorun ilk prototipinin üretilmesi en az birkaç yıl. Yani 2-2,5 yıl rahat sürer. Yaklaşık 2500 değişik parça var. Bunların yani bu kadar kısa sürede üretilmesi zaten çok zor. Ama TEİ olarak biliyorsunuz biz imalatta bayağı güçlüyüz. Dünya klasmanında güçlüyüz. Ekibimiz de güçlü olduğu için ben ekibi sıkıştırıyorum. Ve bir yıl içinde bunu imal ettirmeye çalışıyorum. O hedeften tedarik tarafındaki yaşadığımız sıkıntılardan dolayı ufak tefek sapmalar olabilir ama her halükarda önümüzdeki yılın içinde inşallah bunun marş düğmesine basmayı hedefliyoruz. TF10000'e ben tekrar dönmek istiyorum. Evet. Art yakıcı, yani İngilizcesi afterburner motoru, bir aslında siz aynı zamanda motor tasarımcısı ve imalatçısı olarak da en üst lige doğru çıkmaya başlıyorsunuz. Evet. Yani TF10000 şöyle söyleyeyim, Hürjet'in şu andaki mevcut motoru art yakıcıyla beraber 17-18 bin libre itki üretiyor. Bunun bir tanesi yaklaşık 10 bin libre art yakıcıyla üretecek. Bu demektir ki istenirse eğer Hürjet'te bir ihtiyaç duvar ve çift motorlu versiyon türetilirse iki tanesi Hürjet'i rahatlıkla uçurabilecek, güçlü olacak inşallah. Art yakıcılı versiyon deyince egzoz kısmına tamamen ayrı bir sistem tasarlıyoruz şu anda. Tabii bütün çalışmaları tam bitmedi ama tasarım belli bir yere gelince inşallah modelini üretip gösterebileceğiz halkımıza. Burada art yakıcı çalıştığı zaman öyle bir anlık itki darbe halinde geliyor ki motoru kola kutusu gibi ezebiliyor. Onun için de bazı çalışmalar yapmamız gerekiyor. Art yakıcılı versiyonların uçağa nasıl yerleştirildiği, bağlantı yerlerinde de bazı düzenlemeler yapmak gerekiyor. Çünkü dediğim gibi art yakıcı çalıştığı anda birdenbire %40-%45 itkide bir artış. Bu da çekiç gibi arkadan motoru vuruyor resmen. Bunları da şu anda çalışıyoruz yani. Art yakıcıyla birlikte egzozun hareket etme olasılığı, bunları düşünüyor musunuz yoksa bir sonraki adım mı olabilir o? Tabii egzozumuz converging diverging nozzle dediğimiz açılıp kapılan, önce daralan sonra genişleyen egzoz olmak zorunda ki yüksek itki değerlerine çıkabilelim. Bunu da açılıp kapılabilen, yani daraltılıp genişletilebilen egzoz yapmayı şu anda planlıyoruz. O konuda çalışıyoruz. Bu olmak zorunda. Modern motorların hemen hepsinde artık bu kaçınılmaz. Hem yakıt verimi hem yüksek itki, verimli itki elde etmek için olmazsa olmaz. Ama bunun gerçek üretime geçmesi daha da uzun vakit alacaktır. İlk etapta TF6000'i
üretim hedefliyoruz. TF10.000 kısmını da, art yakıcı kısmını da tasarımı hızla devam ediyor. Tamamlanınca onu da bu modelimize ekleyip TF10.000 konfigürasyonunda burada inşallah bir dahaki fuara sunarız diyorum. Ama art yakıcılı versiyonumuzda converging, diverging dediğimiz daralıp genişleyen egzoz nozzle'ımız olacak inşallah. Tabii ki diğer motorlara da ben dönmek istiyorum. Çok hızlı bir şekilde devam eden TS1400 serisini var. Bunlarla ilgili son durumunuz nedir? Gelişmeler ne durumda? Aslında şöyle bir müjdeyi vermiş olayım. Biliyorsunuz 1,5 yıl geçti. İlk prototipimizi TS1400'ün helikopter entegrasyonu için vermiştik. Şu anda da motorun olgunlaşıp çalışmaları belli bir seviyeye geldi. Artık insanlı uçuşa hazır İlk motorlarımızın teslimatını konuşuyoruz, bahsetmiştim. Yıl sonu bitmeden bunları bitiririz demiştim. Şu an itibariyle Kasım, aslında önümüzdeki hafta diyelim, ilk iki motorumuzun imalatı tamamlanmış olacak. Birisi hatta bitti zannediyorum bu hafta. Öbürü de bir hafta içinde falan bitecek. Bu ilk iki motorumuz insanlı uçuş için yetkilendireceğimiz ilk motorlarımız olacak. Nasip olursa TAI ile aramızda tabii ki motoru teslim etmeden bazı bizden istedikleri bazı testler var. Yani bu şekilde hemen teslim etmeyin, şu testleri yapın, ondan sonra teslim edin dedikleri şeyler. Şubat'ın sonuna kadar bu testleri tamamlayıp Şubat sonunda da motorları TAI'ye helikopter için teslim edeceğiz. Onlar da hızlı bir takvimle bunları helikoptere takarlarsa önümüzdeki yılın ortalarına doğru ilk Gökbey'imizin tamamen yerli motorlarla yerden kalktığını görebiliriz diye umut ediyoruz. O da tabii Türk havacılığı için çok önemli bir adım olacak. Önemli bir dönüm noktası olacak. Çok önemli dönüm noktası. İnsansız hava araçlarından sonra yerli motorla uçabilen, evet, kendi tasarımımız bir döner kanat platformu, evet, haline gelecek. Ben İHA'lara dönmek istiyorum. Onlarla ilgili son gelişmeleriniz, yaptığınız modeller. Bir de şeyleri soracağım. Bu aralar TUSAŞ gaza bastı ihracat konusunda. Evet. Ankara'nın güzel haberlerini alıyoruz. Evet. Buralarda sizin motorlarınızın katkısı, kullanımı ne durumda? Şimdi şöyle söyleyelim. Tabii TUSAŞ ihracat yaptığı zaman biz tabii ki seviniyoruz. Hem analiz şirketimiz hem de onların platform ihracatı demek, bizim motor ihracatımız demek. Bunun dışında bazı uzak doğu ülkelerle son aşamaya gelmiş ama hala daha imzayı atmadığımız, atma aşamasında olduğumuz pazarlıklarımız devam ediyor. Çetin pazarlıklar bazı uzak doğu ülkeleriyle İHA motorları sınıfında. Bir yandan da TUSAŞ'ın bizim motorlarımızda motorların yeteneğini kullanarak daha önce ithal ettikleri Avrupa motorlarında 20.000 25.000 feet'in üstüne çıkamıyorlardı. Her ne kadar üretici çıkabilirsiniz dese de yaptıkları denemede, bazı denemelerde çok sıkıntı yaşadılar. O yüzden bu irtifanın üstüne çıkamıyorlardı. Şu müjdeyi de vereyim. Aksungur bizim motorlarımızda ilk defa olarak 30.000 feet seviyesinin üstüne çıktı. Yani pistonlu bir motorla 30.000 feet seviyesinin üstüne çıkmak biraz zordur. Jet motorları doğal olarak daha rahat çıkıyorlar, daha yüksek irtifalara. O yüzden Akıncı, biliyorsunuz, turboprop motorları var jet grubundan, ithal. Onlarla 40.000 feet'e kadar çıktı ama pistonlu motorlarla ilk defa 30.000 feet seviyesinin üstüne çıkmış olduk bizim PD-170 serimizle. Demek ki önümüzdeki günlerde mevcut İHA'larında belki motorlarını siz yerleştirmede olabilir mi? Mevcut İHA'larda inşallah. Zaten Anka'nın bizim motorlarımızda daha önce uçuş yaptığını biliyorsunuz. Aksungur'u zaten şimdi söyledim, 30.000 feet'in üstüne çıktığını bizim motorlarımızda. TB3'e gene bu dizel serimizden motor verdik. Onlar da bayağı hızlı ilerliyorlar. Beklentimiz tabii Baykar'ın kendi planları, onların takdirinde. Bu yılın sonundan önce veyahut da önümüzdeki yılın başlarında TB3'ün ilk uçuşuna şahit oluruz diye bekliyoruz. Onların motorları da bizim motorlarımız. PD-170 serisi gene. Bazen sorular geliyor, TB2 niye sizin motorunuzu kullanmıyor diye. TB2'ye bizim motorlarımız çok büyük geliyor. Bizim PD-170 serisi 2 ton ve üzeri İHA'lar için özellikle uygun. TB2'ler 700-800 kilogram, 600-800 kilogram arası, tam tabii konfigürasyonuna göre değişebiliyor zannediyorum. Tam değeri bilmiyorum. Yani bizim motorlarımızın sınıfının yarı yarıya daha küçük bir sınıfı. Tabii bizim motorlarımız bayağı büyük kalıyor onlar için.
İzleyicilerimiz bazen soruyor, ben de anlatmaya çalışıyorum. Hazır sizi yakalamışken soralım. Deniz platformları için geliştirilen motorlar sizin yaptığınız, daha doğrusu evet, deniz üzerinden uçacak, marinize edilmek gibi böyle bir, evet, kelime. Evet. Ne koyuyorsunuz ekstra? Mesela TB3'ün motoruyla normal bir PD-170 ile TB3 motoru arasında ne fark var? Yani şu anda piston durgulunda çok büyük bir farklılık yok. Fakat jet motorlarında özellikle bu tuzlu şeyler kaplamalara falan zarar vereceği için motorun kullanımında ve bakım şeyinde farklılıklar oluyor. Biz onu, motoru satarken şu şekilde kullanacaksınız, şu sıklıkla şöyle yıkayacaksınız diye. Online wash diye bir şey var biliyorsunuz havacılıkta, jet motorlarında. Çünkü o tuzlu deniz suyu çok zararlı bir şey biliyorsunuz. O yüzden yani kara havacılıkta kullanılanla denizde kullanılan motorlar arasında bazı ufak tefek farklılıklar oluyor. Hem kullanımda hem bakımda hem de bakım sıklığında diyelim. Hocam çok vaktinizi aldık. Çok teşekkürler. Müjdeleri de aldık sizden. Bilgilerimizi de aldık. İyi fuarlar diliyorum. Umarım önümüzdeki günlerde yeni yeni ihracat haberlerinizi, Pakistan'a gidiyorsunuz, Endonezya fuarları var, oralardan İnşallah. Almak üzere diyelim. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz.